Evet sevgili dostlar, bugün 28 Kasım 2021 günlerden pazar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir pazar geçirmenizi dilerim. Ve yine 1 dolar altın analiziyle baş başayız. Sizlerle yatırım tavsiyesi olmadan sevgili dostlar videoma başlıyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil, sadece fikirlerimizi sizlerle paylaşıyorum. Yani bilgilerimi sizlere aktarıyorum. Benim söylediklerim sadece beni bağlar. Sizler kesinlikle yani bu videoda paylaştıklarımı kendi fikirlerinizi doğrultusunda yatırım diye yapın. Ben sadece her videomda dediğim gibi kendi fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum sevgili dostlar. Evet. Dostlar sizler de bildiğiniz gibi geçen hafta yine fırtınalı günler yaşadık. Dolar, altın bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Yani saati saatini, dakikası dakikasına tutmadı. Bunu sizler de eğer yakından takip ediyorsanız, yani evden çıkıp kuyumcuya gidinceye kadar veya telefon edip ikinci telefon edinceye kadar da fiyatların çok aşırı derecede çok fiyat farkı oluştuğunu sizler de gözlediniz. Ve bu sevgili seyirciler, enflasyonu faiz arasındaki çekişme bu hafta damgasını vurdu. İşte gördüğünüz gibi Cuma günü, Perşembe günü, Cuma günü bunları sıklıkla yaşadık. 12 ile kapanış yapmadığı sürece sevgili seyirciler, önümüzdeki bu pazartesi, yani yarın pazartesi ve salı günü yine piyasalarda hareketli dakikalar bekliyoruz. Beklenmekte. O yüzden yani çok dikkatli olun. Yani ters köşeye olmayın. Yani fiyat giderken, pahalıyken fiyat almayın. Tabii ki bunlar sizin tercihiniz ama benim kendi görüşlerim. Ama şu anda çok ciddi bir alıcı grupları da olduğu, yani grafikler tepe noktasına geliyor. Mumlarda yani çok ciddi alıcı gruplar var. Ama siz bu alıcı grupları sevgili seyirciler, yani arasında ezilmeyin. İnanın ki onlar bir bakarsın şimdi alırlar, fiyatı çıkartırlar 13.5'e 13.5'te bir sıra alırlar. Bir anda 12.5 12 12 olur. O yüzden yani arkadaşlar bu fiyat iniş çıkışlarına bence şöyle yapın. Yani şöyle yapmalısınız. Eğer yatırım aracı olarak görüyorsanız dövizi, altını, kademeli alışlar ve kademeli satışlar yapın derim. Mesela dolar 13 lira olmuş, 13,5 lira olmuş. Yani biraz hani nereden aldıysanız, 12'den mi aldınız? Yani kademeli kademeli satmanızı tercih ederim. Benim tavsiyem budur. Şimdi blok halde satışı yakalayamazsınız. Yani blok halde, yani o büyüklerin satış verdikleri andan itibaren siz yakalayamayabilirsiniz. Belki saat akşam 6'da alttan sonra satış verebilirler. Sizin paranız bankadadır. Satış yapamazsınız. Çünkü makas aralığı çok açıktır. Açık olduğu için de siz yakalanırsınız. Sabaha beklersiniz. Sabah da gözünüzü açtığınızda dolar 12 lirayı açmış olur. O yüzden salı günü sevgili dostlar, salı günü kapanış, dolar yönünde kapanış çok önemli. Yani o 12 ile kapanış yaparsa, bakın o 12 lira. Şu anda dolar kuru 12 bin, dün akşam yere kapatmıştı sevgili seyirciler. Hemen şuradaki notlarıma bakayım. 12.270 lira dolar kapatmıştı dün akşam. Şimdi biz pazar salı günü, özellikle salı günü kapanışta 12 lirayı kapanışı bakmamız lazım sevgili dostlar. Eğer 12 lira ile kapanış yaparsa dolar aşağı yön gelmesi bekleniyor. Eğer 12.270 ile kapanış 13'ün üzerinde kapanışlar gelirse, hatta o da nereye tekamül ediyor? 12.98 mi? Yani 13 lira. 13 lira gibi aklınıza kalsın. 12.98, 13 lira gibi aklınıza kalsın. Kapanış yaparsa o zaman dolar 13,5, 14, 15 rakamlarını Allah korusun görürüz yani bu şeyde. Ama bence fiyatlar çok sıkıştı sevgili seyirciler. Çok artık tepe noktalarına geldi. Ben pazar salı günden sonra fiyatların artık sakinleşeceğini, kar satışların geleceğini ve fiyatların
bir rölantide yani 11 lira. Sen 12 lirayı kırarsa sevgili seyirciler, 12 lirayla kapanış yaparsa 11, 10, 10'a kadar gider yani. 10'a kadar gelir yani rakamlar. Yani piyasalarda yani yükselişler sert olur ama sevgili seyirciler, yani düşüşlerde de yatırımcısını süründürür bu piyasalar. Bunu da unutmayın. Bakın yükselişler sert olur ama düşüşlerde de yatırımcıyı süründürür sevgili seyirciler. Neden diyeceksiniz? Evet, bir anda paranız bugün atıyorum 1000 dolarınız 13 lira 15 lira oldu. Ama düştüğünde 10 liraya düştüğünde bu artık 6 ay sonra mı gelir? 1 sene sonra mı gelir? Bütün olumsuzluk haberler gelecek de ondan sonra tekrar dolar yukarı çıkacak veya altın yukarı çıkacak. Ve bunları yaşamadık mı? Kaç sefer yaşadık? 2018'de yaşadık. O 2000 kaçtı? 2018 hatırlıyorum ama daha önce de vardı, 2000 krizinde vardı. Hep yaşadık bunları sevgili seyirciler. Yani yukarıdan aldık, 5 liraya atıyorum çeyreği aldık. Ne oldu? Bir düştü 270 liraya. Ondan sonra bekledik. Kaç 6 ay bekledik, 1 sene bekledik fiyatların tekrar gelmesi için. O yüzden sevgili seyirciler, ben dediğim gibi yani sizlere kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum. Sadece kendi fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum. Ama 3 aşağı 5 yukarı biz de bu grafikler tamam. Şu anda çok siyasi bir gerginlik olduğu için faiz artırımları faizle hükümet çeliştiği için yani faizi düşürmeye çalıştığı için bu sefer piyasalar sert tepki veriyor. Tabii grafikler buna yetişemiyor sevgili seyirciler. Normal grafiklere göre gitmiş olsak şu anda bu fiyatlar olmaması lazım. Ama biz dediğimiz gibi her zaman grafikler bizi haklı çıkarmıştır. Eninde sonunda bu fiyat istediğine gitmiştir ama hep sonucunda geri gelmiştir. Yani bizim grafiklerden anladığımız bu sevgili seyirciler. Ben dediğim gibi hep söylüyorum size. İnvestik şeyini açın. İndirim programı. Oradan da sizler kendinizi ölçebilirsiniz sevgili seyirciler. Kendinizi değerlendirebilirsiniz. İlla ki onun bunun lafına kanarak değil yatırım yapmazsınız da orada kendinizi ölçersiniz, denersiniz. Ben de yıllardan beri kendimi orada denedim, burada denedim. Şimdi kendi fikirlerimle önüme bakıyorum. Kendi fikirlerimle yatırımımı yapıyorum. Kendi fikirlerimi alıyorum, satıyorum. Sizler de onu yapabilirsiniz. Yani çünkü o kadar çok sizler görüyorsunuz ki o kadar çok yorumcu var. O kadar yani fiyat kirliliği var ki yok şöyle olacak, 17 olacak, 20 uçacak, inecek, kaçacak. Yani sizler görüyorsunuz yani. O yüzden kendiniz yani değerlendirin sevgili arkadaşlar. Evet, benim bu konuda diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yani bu mesela yüklü almışsınızdır altınızı, dövizinizi veya fiyat gidiyor diye alırsınız tam oradan. Sevgili dostlar, sinirlerinize hakim olun. Yani geri çekilmeler öyle yani 10 kuruş 20 kuruşlar olmaz. Yani çok sert inişler olur. O yüzden psikolojinize, sinirlerinize hakim olun. Çok zarar edebilirsiniz. Yani kârı bulduğunuz zaman kâr cebe yakışır. Her zaman söylüyorum. Kâr cebe yakışır. Kârı bulduğunuz zaman satın. Bir kuruşun iki kuruşun hesabını yapmayın. Zaten iyi para kazanmış olacaksınız. İyi para kazanınca da piyasada bulduğunuz zaman hemen satın çevirin diye düşünüyorum. Ben kendi adıma. Değil mi? Yani o yüzden kendinizi koruyun sevgili seyirciler. Evet. Mesela ons altından bahsedeyim sevgili seyirciler. Ons altın 1850 lirayı gördü biliyorsunuz Cuma günü takip edenler. Ne oldu? Bir olumlu bir haber akışı gelince ons altın 1800'ün altına indi sevgili seyirciler. Şu anda nereye kapattık biz? 1787 ile kapattık. Bakın 1850-1787 sert dönüşü ne kadar? 50-60-70 dolar fark var sevgili seyirciler. O yüzden şu anda gram altın. Gram altın çıkıyor ama nereye çıkıyor? Dolar desteklediği için gram altın çıkıyor. Yoksa ons gördüğünüz gibi aşağıda sevgili seyirciler. Evet, ben her zaman dediğim gibi sevgili dostlar, ben videolarımı 10'lar dakika ile sınırlı tutuyorum. 10'lar dakikada ne anlatabilirsem, sizlere ne verebilirsem ne mutlu. Eğer kafanızda takılacak bir şey olursa mesaj olarak da bırakabilirsiniz. Oradan da cevaplayabilirim. Evet, ben son Bilecik'te altın satışları nasıl kapandı onu da söyleyerekten programı kapatacağım sevgili arkadaşlar. Çeyrek altın 1110-1135.
24 ayar 702-708. Cumhuriyet altının Cumhuriyet altında onun notunu almamışım. Ons 1787. Dolar 12.270. Euro 13.880 ile işlemini kapatmış sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.